Hatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Benim İçin Atatürk Konferansı Hatmek Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Bu geceyi bize kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. Sizlere tekrar hoş geldiniz diliyorum. Her 8 Mart'ta adından bahsedilen 9 Mart'ta unutulandır. Kıymeti kıymetsizleştirilen, karşısında dimdik duran camdan öte anadır. Kadın Türk kültüründe önemlidir. Hatta Bremen'de Cengiz Han eşi için ben sizin anınızın hanım da benim hanım diyor. Hanım sözcüğü de burada kaynaklanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye'ye hediye etti. Bize emanet bıraktı en önemli varlığımız. Bu vesileyle ben de lafı çok uzatmayacağım. Cumhuriyetimizin 96. yılını burada kutlarken hepinize saygılar sunuyorum. Gerçekleştirilen etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay Kent Konseyi Başkanı Doktor Nevide Kimyon, Atatürkçü Düşünce Derneği Antakya Şube Başkanı Kezban Kuran, Hatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 7'den 70'e Atatürk ve Cumhuriyet'in konuşulduğu konferansta eğitim uzmanı Seyfullah Kayman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimle ilgili yenilikleri hakkında önemli bilgiler verirken Emine Çolak Atatürk'ün hayatını anlattı. Atatürkçü Düşünce Derneği Antakya Şube Başkanı Kezban Kuran'ın da gerçekleştirdiği sunumun ardından konferansın sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Göksel Kaya'nın Zeybek gösterisi büyük ilgi gördü.